Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Mutlu haftalar. Birebir futbolla karşınızdayız. Turgay Demir ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Haftanın karşılaşmalarını konuşacağız. Çok önemli bir Başakşehir Galatasaray mücadelesi geride kaldı. Bu maça dair değerlendirmelerde bulunacağız ve mutlaka şampiyonluk yarışını da masaya yatıracağız. Turgay Demir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim. Mutluyum. Şöyle ki Şimdi devlet diye bir kavram var ve o kavramla sen nerede tanışıyorsun? İşte devlet dairesinde, de okulda, bankada, hastanede falan. Orada karşılaştığın insanın tavrı da sana devleti sevdiriyor, uzaklaştırıyor, yakınlaştırıyor. Özünde değil ama o günlük en azından. Ben de geçen de Beylikdüzü Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde bir işim vardı. Dışarıda kalabalığı görünce korktum. Ama içeriye girme inanılmaz güzel bir düzen. düzen. Her ayrı odaları mesafe korunarak, insanların işleri de tıkır tıkır saatinde yapılarak o yüzden de gidip bizzat İbrahim Ersoy'du galiba müdürün adı. Teşekkür ettim. Dedim hakikaten böyle bir düzen girmedim. Personel güler yüzü bilmem ne. Buradan Allah razı olsun. Çünkü devletin işini doğru yapan adam devletin büyük hizmeti veriyor. Küçük bir mutluluk belki ama günün Tabii. güzel geçmesini sağlıyor olabilir. Aynen. Aksi halde senin işin aksamasını bırak. Canın sıkılıyor, moralin bozuluyor. İnsan yani öfke doluyorsun. Dolayısıyla işini iyi yapan devlet memuru halkına büyük bir hizmet yapıyor. O yüzden hepsine selam olsun işini iyi yapanlara diyelim. Gazetelerle başlayalım. İşini iyi yapanlardan biri dün akşam oynanan mücadelede Galatasaray'da ama yeterli olmadı sanki. Aslan pes etmez başlığı Foto Maç gazetesinin manşetinde yer alıyor. Cimbom Başakşehir karşısında adeta tek kale oynadı. Birçok net pozisyona girdi ama kalesinde devleşen Mert Günok galibiyete izin vermedi. Galatasaray tam 7 oyuncusundan yoksun olmasına rağmen etkili futbolu ve müthiş hırsıyla büyük alkış alırken yarışta pes etmeyip iddiasını sürdürdü demiş. Foto Maç gazetesi ama gerçekçi olmak gerekirse iddia epey azaldı galibiyetin alınmamasıyla beraber. Ligin tepesindeki kare az haftayı kayıpla kapattı. Zirvede kartlar yeniden dağıtılıyor. Manşeti var. Fanatik gazetesinin ilk sayfasında bir birlik skor verilmiş. Sol tarafta Başakşehirli oyuncuların gol sevinci sonrasındaki fotoğrafı. Sağ tarafta Emre Akbaba'nın ee, yine gol sevincini yaşadığı ana dair bir kare bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti Emre Akbaba. Sabah gazetesinde ne sevinen var ne üzülen başlığı söz konusu katılıyor musunuz başlığa bunu da soracağım. Eksikleri nedeniyle yedek kulübesini bile dolduramayan Galatasaray 51'de Alex için golüne engel olamadı. 67'de Saraç'ın asistinde Emrak Akba buldu. 85'te Dişça atıldı. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Sarı Kırmızılı takımı şampiyonluk umutları iyice azaldı. Bence Galatasaray üzülmüştür dün akşamki neticeye. Yani üzülse hakkıdır. Sana bir şey soracağım. Galatasaray takımını, dünkü takım var mı? Orada bir gazetede vardır önünde. Sayabiliriz. Sen sayabilirsin zaten. Ee, dünkü takımdaki kaç oyuncuyu sezon başı kadroya koyardın? Onyekuru'yu koyardım. Kaleye kaleci koyar mıydın? Koymazsın. Koymazsın. Sağ beklediğinizi koymazsın. Evet. E, stoperlerde kim vardı? Donk, donk Lemina. Koyarsın ama Lemina'yı orada oynatmazsın. Donk da ana plan değil zaten. Değil zaten. O da evet. devşirme. Yani Kasımpaşa'da da orada oynadı ama sonuçta sen orta sahada onu kullanıyorsun. Evet. Yani stoperlerin de aslında oran adamı değil. 5 ya da altı tanesini koymayabilirsin. Koymayabilirsin. Belki daha fazla. İkinci yarıda girenlere bakarsan bence 8 tanesi koymazsın. Yani senin alternatif oyuncun bile olmazlar. İkinci yarıda girenler Emin Bayram hariç evet. Bunu demek istiyorum. 11 oyuncusu değiller. Emin ileride olacak. Şimdi bir takımın derin enine boyuna yani battal boy kadrosu var Gazi. bunu gösteriyor. Deve dişi gibi beş tane adam eksik. Sahaya bakıyorsun. Kötü oynayandan bahsetmiyorum ama bu adam Galatasaray'da oynar mı sırtan yok. Ve rakip Başakşehir. Bir virgül koyalım devam edeceğiz. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarını ekranlara taşıyoruz. Evet ev sahipliğinize, samimiyetinize, sıcaklığınıza minnettarız. Bu süreçte hem Çorum'u hem ilçelerini görmek, halkımızla kucaklaşmak, dertleşmek, hasbihal etmek bizler için her zaman olduğu gibi ziyaretlerimiz anında da bir mutluluk vesilesiydi. Ve halkımızı en layık olduğu şekliyle, hizmetlerle donatmak bizim de tabii ki görevimiz bizler için bir onur ve bu vesileyle de bu mukaddes vesile için birlikte çalıştık. Sizlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda arkadaşlarımızla birlikte Çorum için, Çorum'un gençleri, geleceği için neler yapabiliriz? En azami şekliyle bunları nasıl yatırım olarak en hızlı şekliyle hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek faaliyetleri nasıl gerçekleştiririz? Bunları çalıştık. Ve bugün inşallah Medya Niyetler Şehri Şorum'un yarınları ve bugünleri için çok mükemmel bir protokolü birlikte gerçekleştireceğiz. Tabi AK Parti eser siyasetinin, hizmet siyasetinin sembolü bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda gerçekleşen yatırımların hakikaten her alanda olduğu gibi hem sporda hem gençlikte başka bir örneği yok. Örneğin Çorum'da 2002'de bir adet yurt varken şu an yurt sayımız 7 ve kapasitemiz de o oranda 60 durumda. Yine 12 adet spor tesisi varken iken Çorum'da şu an itibariyle 55 adet spor tesisi var Çorum ilçelerinde. Ve bugün gerçekleştireceğimiz bu tarihi imzayla bu hizmet siyasetini, bu eser siyasetini çok daha farklı boyutlara birlikte taşıyacağız. Gerek Çorum merkezde, belediyemizde, il müdürlüğümüzde ve gerekse Çorum'un ilçelerinde önemli yatırımları, gerek gençlik alanında ve gerekse de spor alanında pek çok yatırımı hep birlikte en hızlı şekilde Çorum'umuzda buluşturacağız. Çorum Merkez, Laçin, Alaca, Dodurga, Osmancık, Bayat ve Oğuzlar ilçelerimizle birlikte Düvenci beldemizde pek çok yatırımı birlikte imzalayacağız. Biliyorsunuz Bizim siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok. Eseri inşa edip en güzel şekilde işletmek, halkımıza buluşturmak, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engelli, engelsiz demeden herkesin kullanımına, erişimine en kolay şekliyle buluşturmak ve bunun yanında gerekli tamiri, bakımı, onarımı da yapmak. Bu çerçevede bu imzalayacağımız protokollerle birlikte Yeni tesisler inşa edeceğimiz gibi yine bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz tesislerinde, inşa etmiş olduğumuz tesislerinde bakım onarımı içine ciddi bir bütçe ayırıyoruz. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarını sizlerle paylaştık sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başakşehir Galatasaray maçına dair değerlendirmelerde bulunuyorduk Turgay Demir'le. Galatasaray'ın aslında eksiklerine rağmen iyi bir futbol oynadığını konuşuyorduk. Şimdi bir maçla ilgili 10 civarında 15 civarında istatistik çıkarabiliyorsun işte. Offside, foul, atak üstünlüğü, toplu oynama vesaire. Oysa bir tane istatistik var benim bildiğim her şeyi anlatan o da onlarda yok. O da şu iyi oyun istatistiği. İyi oyun. Ben bu istatistikte baktığımda dünkü maç 60-30. 60 Galatasaray 30 Başakşehir. Maçın ilk 15 dakikasına bak. Başakşehir'in bir etkinliği var, bir iki pozisyonu var. İkinci yarının ilk 15 dakikasına bak. Başakşehir'in bir etkinliği, Babanın iki pozisyonu var. Kalan 30'ar dakikada oyunun patronu Galatasaray. Şimdi 60'ı 30 iyi oyun istatistik sen de ise maçı kazanacaksın. İşte orada kalite devreye giriyor. Demin sana dedim ya kaçını Galatasaray'ın kadrosu koyarsın. Sırıtmadılar ama nerede sırıtmadılar? Basarak, koşarak, enerjilerini vererek, yürekleriyle oynayarak sırıtmadılar. Ama kalite yoktu. Koy kaliteyi Falcao'yu oraya. Yakalanan pozisyonda en az biri gol olurdu. Koy oraya ee, Andone'yi bile koy. Santuforsu oynadı Galatasaray'ı. Emlak Baba'yı koydu. Koy Andone'yi bile koy oraya. Yine bir gol daha atardı. Şimdi %60 maçın patronu. Bu ne demek? Başakşehir'le oynuyorsun. Toplu oynamadan bahsetmiyorum. İyi oyun sende %60. İyi oynayan sensin. Dolayısıyla ee, Galatasaray üzülmeli. Galatasaray bu maçı kazansa, haftaya Trabzon'u yansı çok ciddi şekilde Şampiyonlar Ligi iddiasının çok büyük sahibi olurdu. Şampiyonluğu da öyle ya da böyle zorlardı. Ya bu maçı kazansa Trabzonspor yense Başakşehir'de 3 eksikli Antalya Spor deplasmanına gidiyor. Gidiyor. Trabzon moralman moral çökmüş Antalya zaten. Trabzon evet. moralman çökecek. Hiçbir şey şunu diyemezsin. Galatasaray için şampiyonluk bitti. Şimdi diyoruz. E kazansa Sivas'ı da geçmişti Galatasaray bu arada. Aynen. Şimdi diyoruz. Niye diyoruz? E Başakşehir'e şu anda Galatasaray Başakşehir'de bakarsan 7 puan yetiyor kalan 5 haftada. 8 puan önde. 15 puan var. İki galibiyet beraberlik Galatasaray'a geçmesi yetiyor. İkili avaraja döndü çünkü. Ya şampiyonluk bitti. Sezon başından bu yana bakarsan Galatasaray'ın kadro planlamasında bir hata yok. Transferinde bir hata yok. Lines, Mariano. Hiçbirine itiraz etmezsin sağ bekler. Orta sağ stoper bak hepsinde. Seri diye bir adam. İlk defa seri gibi oynadı. Seri sonu geldi ligde ama ilk defa seri gibi oynadı dün. Bir de Fenerbahçe deplasmanı var. İyi maç çıkardı. Dün ama maçın kahramanıydı. Evet. Dün gerçekten dün çok Dün maçın kahramanıydı. Ve gereksiz faal de yapma da aksine kendine yapılan fuallerden de kaçtı. Yani sakin kaldı. İyi de fualler yapıldı. Şunu demek istiyorum. Galatasaray iki şeyde şampiyonu kaybediyor. Bir geçen gün konuştuk. Ligin başındaki kolay fikstürde o sezon başı motiva motivasyonsuzluğuyla ne kalacak. İşte Falcao'ya pas atılıyor, atılmıyor kargaşası içinde çok kolay maçlarda dünya puan kaybetti. Galatasaray. İkinci sebebi de ne biliyor musun? Buna şanssızlık dersin. Bu ve şeyden bahsediyorum. Andone'den bahsediyorum. Ama şanssızlığın dışında gereksiz sakatlıklar yaşadı Galatasaray. Adele sakatlıkları. Adele sakatlıklarına asla şanssızlık gözüyle bakmaz. Bakamaz. Bakmam evet. O yüzden Galatasaray'ın ilk 8 haftadaki performansı ligde kaderini belirledi. Falcao'yu motive edemedi. Oyuncuları Falcao'ya barıştıramadı diyelim. Ya da Belanda'yı barıştıramadı. Yani orada bir sıkıntı var. Çok kolay bir fikstür. İkinci yarı 8'de 8 yaptı orada. Falcao 10 gol attı o bölümde. Çok basit. Şimdi 5 haftadır kazanamayan bir Galatasaray var. Bak 5 haftadır kazanamıyorsun. Ligden kopmuyorsun. Sebebi o 8 hafta. 8 hafta kazanmana rağmen ancak liderin 3 puan gerisine gelebildiğin sebebi ilk 8 hafta. Sezona kötü başlangıç. Birinci sebep sakatlıklar. İkinci, İkinci sebep, sebep motivasyon olayındaki bir sıkıntı var. Bir, sebep. bir dördüncü sebep de ben koyayım o zaman. Üç koyacaktım dört olacak. E, pandemi süreci Galatasaray'ı bayağı olumsuz Aynen. etkiledi. Aynen kesinlikle katılıyorum sana orada. Ya, maçların seyircisiz oynanıyor olması, o takım tam form tutmuşken ligi ara verilmesi hakikaten Galatasaray'ı bayağı bozdu. Bunu sen de konuşmuştuk. Iki, evet. iki, üç. Dün terim çaktırmadan izah etti bunu. Ne dedi? 58 gündür dedi oynamayan oyuncular. Türbünde seyirci yok. Motive olamıyorlar. Fizik güçleri çok düşük dedi. E hocam dedik ki erteleme isterken dikkatli olun. Önünü düşünün. O dönemde şu o dönemde bu tedbirlerle bu lig böyle oynanırdı. Bir ölüm Allah rahmet eylesin. 90 küsur vaka vardı. 90 küsur vaka vardı. Bulaş oranı, bu, oranı bugünkü riskten daha fazla değil. Bugün daha da fazla çünkü binlerce insan artık bir şekilde o virüsü kapmış. Orada bir en fikir değiliz. Geçen hafta da konuşmuştuk. Tabii, tabii. Orada tamamen hani şöyle de bir durum var Turgay Demir. Daha bu salgına karşı alabileceğimiz tedbirlerle alakalı bile bazı kafamızda soru işaretleri vardı. Şu an içimiz daha rahat. Çünkü e, bir şekilde kendimizi maskeyle, sosyal mesafeyle koruyabileceğimizi biliyoruz. O bir adaptasyon sürecinin başlangıcıydı şurada, aynı zamanda. Şurada olabilir. Benim dedim şu. Ertelemeyi isterken ben o zaman şunu mücadele etmedim. Dedim hı hı. ki ucu açık erteleme istemeyin. İki günlük bir çalıştay yapın. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu üyeleri gelsin. Size olayın ne olabileceğini anlatsınlar. Anlayabilecek tedbirlerle ne kadar gidebiliriz baksınlar. Gidemezsek ileride o biz böyle yapmadık. Biz şöyle yaptık. Erteliyoruz. Sonra bakarız. Bakarız. Ama genelde dünyada da böyle oldu. Ben dünyada böyle olduğunu düşünmüyorum. Almanya böyle yapmadı. Almanya'da Almanya. da, da lig şu tarihte başlayacak diye sonra açıklandı. Tamam ama önce ertelendi. Ama o planı, yapmıştı. O planı Almanya yapmıştı. Almanya zaten yani, yani, o plan yapar. Şunun için söylüyorum. Biz de hani bu süreci fena idare etmiyoruz. Yo yok biz dünyada en iyi idare Başka bizim bu olayımızda Sağlık Bakanlığı devrede değil zaten de ertelerken. Sormadık bile bence. Ben başka bir şey söylüyorum. Filmi başa saralım. Terime bugün sorayım oynayalım der. Filmi başa saralım. Terime bugün söyleyeyim der ki iki hafta oynanabilir. İki hafta oynanabilir. Ben şunu söyleyeyim Galatasaray yara aldı. Çünkü o da düşünmedi. O şöyle düşünüyordu. Milli maç arası var. Milli maç arası var. Orada bilmem ne olur. Ondan sonra başlar en fazla bir ay. Biz de o arada üç günde bir antrenman yaparız. Falan filan. 58 gün bak. Kerem bugün Beşiktaş, Galatasaray, Fener'de dünyada bugün futbol oynayan herhangi bir takımda. Futbol oynayan adamların son 20 yılında bu saatte futbol yok. İki aylık bir ara hiç yok en çok ara veren bir ay vermiştir. Sakatlık dışında. Niye? Milli takıma gidiyorsun. Evet. Bilmem ne. Sezon başı kamp. İki aylık ara yok. Adam son 20 yılında yok. Haziran ayında da maç yok son 20 yıllarında. O yüzden bu düşüşler normal. Sakatlıklar da normal. Olacak bunlar. Ama ee, Galatasaray dün her şeye rağmen Başakşehir'in bana göre kendi hataları da var. Aşırı korktular. Aşırı çekildiler golden sonra. Fakat dünkü maçın 3 puanı bir tarafa yazacaksan Galatasaray yazmalıydık. Yani. Hürriyet gazetesinin 22. sayfasına baktığımızda heyecanı çok kazananı yok başlığını görüyoruz. Birbirlik beraberlik bu şekilde yansıtılmış. Hakikaten güzel, keyifli bir karşılaşmaydı. Ee, Sarı Kırmızılar 8 as e oyuncusundan yoksun çıktığı maçın 51. dakikasında Alex için golüyle geriye düştü. 60'tan sonra baskı kuran Galatasaray 67'de Emre Akbaba ile skoru dengeledi. Bu sonuçla lider Başakşehir Galatasaray ile 8 Trabzon arasındaki 2 puanlık farkı korumuş oldu. Milliyetin 22. sayfasına baktığımızda kaçan balık büyük oldu başlığını da görüyoruz. Galatasaray eksik kadrosuna rağmen lider Başakşehir elinden kaçırdı. İyi oyununun karşılığını alamadı. Cimbom Alex için golüyle geriye düşmesine rağmen Emre Akbaba eşitliği sağladı. Ancak son bölümde kaleci Mert Aslan'a zirveyi yakalama şansı tanımadı. Ev sahibi ise rakipleriyle arasındaki puan farkını açma fırsatını harcadı. Mert'in de iyi bir performansı var. Zaten iki sezondur son derece istikrarlı. Milli takıma yaptığı katkı da ortada. Onyekuru'nun o sol ayağıyla yaptığı vuruşta topun e, başına çarpması e, o da şanslı oldu Mert'im biraz. Doğru geldi ama. Evet Açar doğru geldi açıyı kapattı geldi. o kesin. Şimdi ben sonuna bırakacaktım doğruları ama. Doğruları yaptığınızda şans da yanınızda oluyor. Ben şimdi sona bırakacaktım ama sonra dalıp gidiyorum. Bir son iki dakika diyorsun önemli bir haber vereceğim. Hı hı. Bence bugünden itibaren Türkiye bunu konuşacaktır bu haberi. Ee, sen şahitsin. Yaptığım görüşmeyi ama mehakere görüşme yapmadım. Onu söyleyeyim. Hani kalkıp çamur atarlar diye söylüyorum. Arkadaşlar, sevgili Kerem. Malatya-Fenerbahçe maçından sonra bir gürültü koptu. Hakemin hatası var. Onu sonra konuşacağız. Ama Emre Belozoğlu'nun hakeme hocam bana dirsek atmadı dediği iddia edildi. Böyle bir şey çıktı. Nereden çıktı ben bilmiyorum. Takip etmedim ama e, Emre olduğunu sözde hocam bana dirsek atmadı dediği iddia edildi. Çok net söylüyorum. Türkiye buradan Aspor'dan şu anda ölensin. Emre Belözoğlu böyle bir şey dememiş. Çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. Emre Belözoğlu, hocam Gökhan bana dirsek atmadı falan dememiş kardeşim. Nokta. Dese zaten Gökhan'ı Gökhan'ın bütün ıslahları ama bara o zaman gider. En azından acaba Emre yediği dirseği hissetmedi mi? Şöyle statü gereği vara gidemiyor. Gider, ama Emre'den gider. onu duyup ay hayır, ay hayır, vara iptal edebilir gitmek, vara kartı. gitmek, ekrana gitmek değil. Vara gitmek Varla diyalog gitmek. kurabilirdi. Tabii. Vara gitmek. Ya o da vara gitmek. Hocam, dirsek var mı? Gitti. Bir kere daha bunu araştırmak lazım ama buna burada da var hakeme bunu söyleyemiyor diyebiliyorum. Ama hakemin gösterdiği kartı Sevgili oyuncudan Kerem. aldığı e, düşünceyle birlikte iptal edebilme Sevgili durumu Kerem. olabilirdi. Sevgili Kerem. VAR protokol dediğimiz şey uydurma bir şey. Bak çok samimi söylüyorum. Bunu MHK Başkanı değil, FA Başkanı da tanışın. Karışmaz senin bu diyor ona. Onun derdi şu, varı maçı yönetir hale getirme diyor. Yani makineleştirme işi diyor. Onun dışında sen kendi kültürüne göre düzenleme yaparsın, kimse bir şey diyemez. Yapacağın şey, hocam dirsek gördüm ama can yakmayalım, bitti. Ben hep diyorum, varı Türkçeleştirin. Türkçeleştirin derken, türk Türk hakem diyalogunu uygun hale getirin. Yapacağı tek şey. Hocam ya da vardı ki hocam destek yok ya. Bitti. Kim ne diyecek sana ya? Kim ne diyecek? Allah'ın kitabı değil bu. Bu Allah'ın kitabı değil. Tövbe aşağı sen de peygamber değilsin. Sana bir tane protokol demişler ki maçı düzgün yönetin. Yardımlaşın ama var maçı yönetir hale gelmesin. Sağdaki hakem yönetsin. Bu onun önüne geçmiyor ki. İkinci sarı kart turuncudur. İkinci sarı kart sarı değildir. İkinci sarı kart artık kırmızıya yakındır. Sebebi kırmızıdır çünkü. Sonucu kırmızıdır çünkü. Sen orada ben sorsam ya da sen bana desen ki hocam dirsek gördü sen dirsek yok bilgin olsun dersin. Kart gösterme demezsin. Hocam dirsek gördü yok dersin. Neyse mesele o değil. Ben ben o protokole uymam onu da söyleyeyim. Aa bak kitap burada hiçbir protokol uymamış adam. Hiçbir protokol uymamış. Benim oyun kurallarım kitabın adı da. Kalecileri değiştirmiş başta ya. Devre olmuş. İlk yarı Galatasaray fenerbahçe maçı düşün. Süper Kupa finali düşün. Süper Kupa maçı düşün. Yarı yere seyirciler. ilk yarı kaleciler Galatasaray kalesi Galatasaray taraftarının önünde. Fener kalesi Fener taraftarının önünde. Tamam. İkinci yarı değişiyorlar ya. Maç oynanamaz hale geliyor. Kolayı şu. Bütün gözlemciler de öyle diyor. iptal edecektin diyor. Bu adam ne yapıyor? Kalecileri değiştiriyor. Gidin eski yerinizde oynayın diyor. Maç öyle tamam diyor. FIFA ne diyor biliyor musun? kuralların ötesinde bir uygulama ama kurallara karşı değil diyor. Kurallara uygun da değil diyor. Ya yani protokolün ötesine geçilmeli diyorsunuz bu tip. Diyor durumlarda. ki asıl amaç uygun. Hı hı. Asıl amaç ne? Maçı oynatmaktır. Ben şunu söylüyorum. Sen orada bir adamın iki hafta ceza almasına sebep oldun. Maçı eksik bıraktın. Maçın kaderini oynayacağına. Protokol için kardeş. Protokol için ne? Maçı çiğnedin sen. Adamı çiğnedin. O Takılmayalım oraya. Asıl önemli haber şu. Emre Belezoğlu. Hocam Gökhan Töre bana dirsek atmadı dememiş arkadaşlar. Bana güveniyorsanız dememiş. Tersini söyleyen de buyursun gelsin bulsun kanıt göstersin. Ben kanıdımı kaynağımı kimseye söylemem ama dememiş. Sağlam. Ben sağlam olmayan bir şey burada söylemem. Emre Belezoğlu Gökhan Töre bana dirsek atmadı dememiş. Demek zorunda mı? Dese çok sempatik hale gelirdi. O tecrübeye demek yakışır. Sen evde teknik adamlık yapacaksın. Demelisin. Ya verdiği reaksiyonla aslında Gökhan Töre'nin atılmasına sebep oldu. Aynen. O hakemi, hakemi aldatmış oldu bir nevi. Belki o reaksiyonun farkındayı başını yere çarpıyor. şurada çimler görüyorsun başını. O reaksiyon doğal olabilir. Bir şey demiyorum. Orada suçlamam. Ama baktın ki adam oyundan atıyor. Kalkıp hocam bir dakika ben başımı kötü çarptım ama darbe yoktu kötü düştü. Desen ölür müsün Emre? Peki Gökhan'a yazık değil mi? Maç başına oynuyor bu çocuk. Maç başına imza Gökhan. Ya, maç başının dışında bir 3 puan da var. Ortada. Ya, ya, yani Malatya Spor o şu açıdan, çok önemli bir noktada o olabilirdi şu an. Şu açıdan girmiyorum. Tabii ki kader de. Hani şunu diyebilir bazı insanlar. Ya Öne eksik de kalmasa da yenebilir. O yani eksik kaldı öne de geçti. Yani de diyebilir. O yüzden ben eksik kalmanın skoru direkt etkettiğini savunmam. Beşiktaş 10 kişiyle kaleci. Ama maçı izlediniz. Tabii. 11-11 yani oyunda sizce kim galibiyete daha yakındı? 0 -0 yani Malatya spor bence daha iyi. O ayrı bir Ama tersi de olabilir. Yani eksik kalmak adamı ateşleyebilir de. Ben o yüzden eksik kalmayı direkt skor etketti demem. Bak e, etki edebilir. Çok maç vardır etketti. İşte Beşiktaş İki eksik ve kalesiz Fenerbahçe kadıköy'deydi. Şu da var. Ben de şöyle düşünürüm. Mesela dün akşam Galatasaray-Başakşehir maçı. Vişça'nın atılmasıyla beraber Başakşehir iyice geriye yaslandı ve Galatasaray'ın alan bulması güçleşti. güçleşti. Vişça önde olsa de. birazcık daha önde oynamaya belki gayret edecekti Başakşehir. Artı oradan bir katkı yapayım. Hı hı. O zaman sahaya Mehmet Topal'ı ve şey sürmeyecekti. Belki. Vişça Tabii. kalacaktı. Koşmayan bir adam kalacaktı sahada. Tamam kontradak adamı ama Artık sen skoru koruma telaşına düşmüşsün. Galatasaray'ın baskısta koşan bir adam eksik olacaktı belki. Dolayısıyla bu bunlar tartışılabilir futbol içinde. Hepsine ne varım. Benim dediğim şu. Böyle bir haber çıktı. Ben de dedim ki helal olsun Emre'ye ya. Yani dün kendi kendime hatta bugün de böyle bir konuşma hazırlamışım kendime. Ama bir ayına girmeden önce sordum, soruşturdum. Dememiş kardeşim. Ha zaten maçtaki görüntüler izleyin. Yayıncı Kuruluş'un şey de var. Yayıncı Kuruluş sağ olsun görüntüleri kolanın sırrı gibi saklıyor. Yani kimseye bir şey vermiyor. Orada da öyle bir diyalog yok. Kart gösterilmiş. Hı hı. Hala orada da Emre'nin hakeme gidip bir şey dediği yok. Zaten oradan belli de ben dedim hani belki karttan sonra demiştir de dememiş arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim. E varla alakalı aslında sizin söylediğiniz şeye belki de bir destek Fatih Terim'den. Bunu da konuşalım. Sabah gazetesinin 23. sayfası aynı pozisyon için söylemiyor tabii ki Fatih Terim ama varın tartışılması gerektiğine dair bir ifadesi söz konusu. Ne bağ kaldı ne kıkırdak bizim sakatlıklarımız darbeye bağlı. İki tane net offside var ama 20 saniye oynanıyor. Kimse sakatlık istemez ama demek ki tekrardan varı tartışmaya açmak gerekir. Yenip 5 puanlık farkla ilgili konuşmayı çok isterdim ama olmadığı ifadesi söz konusu. Belki de Turgay Demir'in az önce söylediği. Benim de protokollerde yok, e, hakeme e, bu noktada uyarıda bulunamazlar dediğim pozisyonda belki. Bu tip pozisyonlarla alakalı da belki e, bir tartışma yapılabilir Turgay Demir. Şimdi varı tartışmam. Futbola katkısı %100 var. Hı hı. Varın başındaki adamı tartışırım. Bir. Fatih Hoca'nın dediği noktayı tartışmam çünkü kural doğru bir kural. Sakatlığın bile tedavisi var. O bayrak yanlış kalkar da gol giderse şampiyonluk gider. Dünya Kupası gider. Avrupa şampiyonluğu gider. FIFA kuralı senin oyuncunun sakatına göre koymaz. İFAP kuralı öyle koymaz. Bak. Burada önemli olan şu. Ben hakemler hakemlik çok zor bir meslek. Ali Pala Büyüktür nasıl maç yönetti sence? Yani Vişan'ın pozisyonuna ben olsam çarpışma olarak yorumlardım. ikinci sarı bence tartışmalı. Onun dışında çok fena değildi. Yok. İkinci sarıda da bence tartışma yok. Niye biliyor musun? Biz çadakibinin geldiğini görerek hı hı. ya topa ya sana diye sallıyor. Öyle sallayamazsın. Rakip de geliyor çünkü. Aynı şey demiyorum bu arada. Skandal bir karar falan demiyorum. Tartışılabilir. Bence, tartışılır. Konuşuyorsun diyor. Konuşmada bir arıza yok. Sadece konuştuğu için veriyor oyuncu sana saygısızlık yapmıyorsa. Sadece Ama öncesinde de bilmiyoruz. Belki uzun konuştu. Belki daha önce uyardayken. Ben ben öyle bir maçta onu yapmam. Hı hı. Mesela Onyekuru ve Saracchi'nin iki defa bir Vizcan ayağına basışı var. Hatta Onyekuru topu bırakıp basıyor bir ara. Kaçırdı. Bana göre tek hatası biz ilk sarı kartı. Ama ikinci sarı kartı yüzde yüz Niye biliyor musun? Rakibin geldiğini görmesen, rakip arkadan gelip sonra ayak soksa hı hı. bir sıkıntı yok. Sen görerek ve rakibi korkutmak için. Kitap diyor ki bak kitap burada diyor ki. Rakibi irkiltecek hareket yapamazsın. Bak foul demiyor Rakibin topa sakınarak girmese sebep olacak şekilde topa gelemezsin. Biz öyle geliyor. Vizce orada bilerek isteyerek o rakip benim gelişimden korksun öyle bir vuruşu. Beş metreden belli yani ayağını sallayarak geliyor. Daha sayılı da korkmuyor. O da diyor ki ben de ayağımı uzatırım. Böyle vuramazsın. O sarı kart bence çok doğru bir kart. İlk sarı kartı böyle bir hı hı. maçta ben göstermem. Başka bir şey söyleyeceğim. Ali Palabıyık ya da bir hakem. Eleştirince şöyle diyorlar. Hakemlik o kadar zor meslek ki kimseye yaranamıyorsun. E dün herkese yarandın. Dün herkes beğendi seni. Hakemlik dün çok mu kolaydı? Maç mı kolaydı? Hayır. Kolay maç değil. Bir hafta biz seni buradan yerden yere vurduk. Sen sahaya dümdüz çıktın. Kolina gibi çıktın. Dümdüz çıktın. Kolina gibi çıktın. Size diyorum ki okuyun bu kitabı. Ben kuralları buradan öğrendim. Bu adamdan öğrendim. 1988 yılı kural çıktı. 88 olması lazım. Kural ne biliyor musun? Ben şöyle maaşı tattım Günaydın Gazetesi'ne. Maaşlar 120 dakika bile oynanabilir. Ekstra zaman ilave kuralı çıktı. Kedem. Galatasaray İstanbul maçı 7 dakika istisnası haricinde bizde hakemler sanki hipokrat yemin etmiş gibi her maçta 3 dakika kaldırdılar. Her maçta. 8 defa set de girmiş. 6 oyuncu değişmiş. Ne bileyim 2 defa oyunu durdurmaktan rakibe sarı kart göstermiş. Gene 3 dakika kaldırdı. Eyyam'ın kralını 20 sene yaptılar. Bu adam 20 sene önce nasıl çözmüş biliyor musun? Diyor ki Samar'ı ben tutmadım diyor. Dördüncü hakeme dedim ki ben maç heyecanında kaçırabilirim. Saati durdur, Tekrar başlat. Sen tut. Her oyuncu değişikliği yarım dakika ekle. 6 oyuncu değişimi 3 dakika 90 isak oynuyoruz. Altı oyuncu değişimi. İkinci yarıda. Her sedde girişinde özel bir durum yoksa, sedde çok kalmıyorsa en az bir dakika ekle. Bana da kaldır göreyim demiş. Kural öyle demiyor. Sen tutacaksın diyor. Baba asıl amaca uygun kuralı aşmak kimseye zarar vermez. Protokolü aşmak da vermez. Yeter ki niyetin eyyam yapmak, falanca takımı kollamak, filanca kollamak olmaz. Hakemlik o kadar güzel bir meslek ki adalet dağıtıyor. Sen kolyon adınca aklına bir fotoğraf geliyor mu? Mesela hangi fotoğraf geliyor? İnternete girdin, görseller dedin. İlk önce o çıkar zaten. Gireyim. İnternetim var önümde. Gir. Senin internet doğruysa ilk önce o çıkması lazım. Görsellerde, de. bir tane resim var. Yıllarca kullanılmıştır. Bin tane çıkar ama bir tanesi şu fotoğraf mı? Yedek kulübesinde şöyle teknik adama kalkabilir miyim? Tabii. Şöyle diz çökmüş. Şu şekilde. Uyarıyor. İnternet in hocasında konuşuyor. Collina'yı hı hı. Collina, yı Collina yı yapan fotoğraftır. Sebebi ne biliyor musun? Nedir? Şimdi bak ben sana gerçek bir hakemi anlatıyorum. O yüzden bu adam uzaylıdır yani. Çok istisnai bir hakem bu. Kerem. Her Inter hakemden Collina olmasını da bekleyemeyiz. Zamarano gol atıyor. Hı hı. Kolyuna pozisyonun başını görüyor. Pası atan Interli oyuncu. Onu görüyor. Ama Zamorano offside mi göremiyor. Yardımcısı da bayrak kaldırmıyor. Santra'ya top geliyor. Hı hı. Bütün Inter takımı yardımcının başında. Kolyuna diyor ki bu kadar futbolcu durduk yere itiraz etmez diyor. O yüzden bazı hocalar şimdi taktik verirler. Hep beraber itiraz edin ki vara gitsinler. Kolyuna da öyle düşünüyor gidiyor. Hem onları uzaklaştı. Bu arada yardımcısı diyor ki Zamorano offside mı değil mi? Bunları birkaç saniye düşün ya. Yardımcısı diyor ki Zamorano offside ama top arkadaşın rakipten geldi diyor. Hmm. Kolyon eşi çözüyor. Diyor ki yardımcım onu görmemiş diyor. Kaptanı çağırıyor. Bak bunlar öyle saatlik kişi saniyelik ister. Sakin ol golünüzü iptal edeceğim diyor. Kaptan neden diyor. Hakem bari kaldırmadı diyor kaldırmadı çünkü diyor topun rakipten geldiğini düşünüyor. Ama ben topun sizden geldiğini gördüm diyor. Okey diyor. Kolina diyor ki biliyorum ki şimdi kulübe fırlayacak diyor. Kulübeye gidiyor sonra. Ve ben bunlara diyor kart göstereceğim. Amacım bu mu diyor. Amacım onları tahrik edip kart göstermek değil. Gidiyor hocaya diyor ki o zaman İlkan Hoca hassın mı? Ben çok isimler aklımda kalmaz. Olabilir. Diyor ki. Zamoranul dönemde. Sör diyor. Sör diyor. Golünüzü iptal edeceğim. Çünkü diyor yardım için pozisyonun offside olduğunu görmesine hemen topa ilk buranın rakip olduğunu zannediyor. İlk buranın sizden olduğunu ben biliyorum diyor. Hoca da diyor ki sen yaparsan doğrudur diyor. Inter Juventus maçı mı? Evet. %90 Roy Diyor ki sen yaparsan sana güveniyoruz diyor. Golü iptal ediyor. Ama kafasında şeytan dolaşıyor. Diyor ki içim rahat değil hala. Ya yardımcı doğru gönder. Sonra bir eyyam yapıyor diyor musun? Hayır. <laughs> Devre arası çıkarken internet futbolcu geliyor. Sırtına <laughs> vuruyor. Televizyondan baktık sen haklısın diyor. Rahatladım diyor. Bak bunun içinde neler var. Bir, hakem kafayı takabiliyor pozisyona. Evet. Takabiliyor. Ama eyyam yapmadan takıyor. Futbolcudaki dürüstlüğe bak. Onu rahatlatıyor. Haklısın diyor. Evet. Hocadaki dürüstlüğe bak. Sen öyle diyorsan öyledir diyor. İşte kolay kolline olamıyorsunuz. Kolay futbol adamı olamıyorsun. Hem burada hem empati var. Hem futbol bilgisi var. Hem otorite var. Her şey var. Yani Hakemler Kolline'nin o kitabını okumalı mutlaka ama ben bütün Hakemler Kolline olsun diyemiyorum. Olamazlar çünkü. Bunu okurlarsa bir şey öğrenirler ama. Öğrenirler. Bir de yani şey futbolcular Şu. nasıl Messi olamaz? Bir şey de Kolline olamaz. Bir şey öğrenirler. Şu. Adaletli hakemlik yaparsan iyi hakem olursun. Gördüğünü çalarsan hata yaparsın. Ne hataları var anlatıyor kendisi. 40 defa okudum bunu. Bunu da ikinci el bulabildim. Yani 20 Hı -hı. yıl sonra ikinci el bulabildim. Yok kitap da yok piyasada. Şunu diyorum. Hata yaparsın. Ama maç bir herkes der ki baba adam 90 dakika gördüğünü çaldı ya. Hata yaptı ama bu kadar basittir hakemlik arkadaşlar. Ben senin adaletine inanayım. Sen bana kafayla gol at. Namerdim eğer sana laf edersem ya. Yeter ki hata olduğunu inanayım. Ama ben senin 90 dakika adam kolladığını, adamı tahrik ettiğini görüyorum. Hocayı bir tahrik edeyim de atayım de kolladığını görüyorum. Geçen senelerde görmedik oyuncuyu bekliyor, tahrik ediyor, bakıyor oyuncu böyle sert sert. Bakıyor ki bir hata daha yapsın atayım. Görmedik mi bunu kart göstermek için beklediğini? Hatta şeye bir oyuncu kart göstermiş. Öbürünü özellikle göstermiyor ki oyuncu isyan etsin ona neyi göstermesin diye de ikinciyi gösterse bekleyen görmedik mi? Gördük. O yüzden hakemlik o kadar zor bir meslek. Ya kart göstereyim diye fırsat kollayan hakem var. Penaltı vereyim diye var. Burak takımı yakayım diye var. O yüzden adam olsunlar. Ya. Milliyet gazetesinde 19. sayfaya bakalım. Fenerbahçe ile ilgili haberleri ekranlara taşıyacağız. Emre Berezoğlu ile alakalı geride kalan dakikalarda konuşmuştuk. Onunla ilgili bazı haberler gazetelerde var. Kılavuz Kaptan başlığı söz konusu. Emre Belezoğlu hem sahada hem de sağ dışında tüm enerjisini ve zamanını Fenerbahçe için harcıyor ifadesi söz konusu. Yeni Malatya maçının ardından duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarını tutamayan 40 yaşındaki futbolcu son dönemde üç farklı görev üstlendi. Kaptanlığının yanı sıra hocasız kalan takıma liderlik eden Emre, sportif direktörlük çalışmalarına da başlarken... 7 gün 24 saat mesai yapar noktaya geldi ki transfer çalışmalarıyla alakalı da e, diyaloglarda bulunduğunu görüyoruz. Aslında daha yeni rolüne adapte da, olma e, aşamasında. Efsane kadrosunda orta sahada iki tane bücür vardı. Üç tane. Hayır bir tanesi de, ama bizim o zaman genç oldukları için çok daha dikkat Bir tanesi tane su attı sana. Evet. O daha tecrübeliydi bilmem ne. Ama iki tanesi genç. Yani, Emre Okan. Emre Okan. Fenerbahçe'de buluşurlarsa şaşırmayalım. Acaba? Fenerbahçe'de da şaşırmayalım. Ben Fenerbahçe camiası çok iyi bilmem. Ama... ...Başakşehir camiasına yakın dostlarım var. Buluşurlarsa şaşırmayalım. Peki şampiyon olursa Başakşehir... ...şampiyonlar ligine giderse... ...acaba Okan Hoca... ...devam etmek istemez mi? İşte... ...zaten o tür beklentiler ve de o tür şeyler olmasa belki de şimdi imza atılır. O tür belirsizlikler olmaz. Emre Berizoğlu Okan Hoca ile çalışmak isteyebilir. O kesin. Ama Okan Hoca'nın gönlünde başka bir aslan yattığını düşünüyorum. Vallahi aslan mı kanarya mı görürüz. Aslan mı kanarya mı görürüz. Ben şöyle söyleyeyim. Bak, ha, bu, arada so Galatasaray'ın da başında hani ülke tarihinin en başarılı teknik direktörü diye diyebileceğimiz ne hoca var. Demin Emre Belozoğlu dirsek konusunda bir açıklama yapmamışken isterken dedim sağlam bilgi. Hı hı. Haberdir dedim. Şimdi öyle diyemiyorum. Öngörü mü? Hayır. Bir dostumun dostunun dostu. Muhabbet Kulaktan kulağa yayılan bir Aynen. bilgi. Aynen. O yüzden dedikodu. Anladım. Teyide muhtaç bilgi. Teyide muhtaç edelim. bilgi ama bana çok sempatik geldi. Ben Erol Bulut da Emre Belozoğlu'nu birlikte çalışırken hiç düşünemedim biliyor musun? İsmi hep geçtiğinde. Hı, hı. Hiç düşünemedim. Yani gözümde böyle kafamda canlanmadı. Bana da Erol Bulut hocası olacakmış gibi geliyor Fenerbahçe'nin. Bir yemek ısmarlarsın bana. Tamam. Erol Bulut olursa. O, olursa. Ben sana bir hafta yemek ısmarlayacağım. Tamam. Bir hafta buraya, haftada beş gün yapıyoruz ya. Beş gün diyeceksin ki yemekleri söyledim, yemek programını yiyoruz. 12 çok güzel bir yemek saati. Çok güzel. Hakikaten güzel. 5 gün yemek da yapmam öncesinde. Tamam. Sen kahvaltını yap Niye o kadar sen de şey Kahvaltı mi? Kahvaltı yapmıyorum. Kahvaltı yapmıyorum zaten genelde. Şey. Sen de bana bir gün ısmarlarsın. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Böyle o Bulut'la ilgili değil benim dedim. Okan Buruk olursa. Güzel, güzel bir iddia. Aldım. Okan Hoca'yı nasıl buluyorsunuz? Ben erken konuşmayı sevmem ama takip ettiğim maçlarda oyuna müdahaleleri, sağ kenarında duruşu Okan'ı Beşiktaş'tan da tanıyorum. Orada diyalogumuz da iyiydi. Sevdiğim de bir karakterdir. İyi buluyorum ama şimdiden o falan demem ben. Yani beklemek lazım. Büyük takımda, baskı altında. Her gün hakkında medyada haberler çıkarken görmek lazım. Onları taşımak lazım. Rıdvan Dilmen dinle televizyonda dersin ki abi al teknik götürdü. Adam futbolu yemiş, yalamış, tutmuş dersin. E, Fenerbahçe Macar takımı neylendi onu Nerede? Neredeyse düşüyordu. MTK. Neredeyse düşüyordu. O başka bir şey. Yani orada şimdi sonra ne bana? Bir örnekte örnek de ben vereyim. İngiltere'den Gary Neville e, günümüzün iyi yorumcularından bir tanesi. Valencia'ya gitti. Berbattı yani. Tabii. Rıdvan Hoca ne dedi biliyor musun? Bırakınca yıllar sonra. En büyük hatam bir yazdan her şeyi okumak onlardan etkilenmek oldu. Dedi. Her şeyi okuyacaksın. Etkilenmeyeceksin. Faydalanacaksın mümkün. Faydalanacaksın. Hı hı. Şimdi Okan Hoca'nın bu tarafını bilmiyoruz. Şu anda Başakşehir'de etli yok, sütlü yok, karışan yok, görüşen yok, baskı yok. Hı, hı Yarın öbür gün Fenerbahçe diyelim ya da Galatasaray diyelim. Hocam Kerem niye oynamadı? Hocam Kerem niye oynuyor? Hocam bu adamı sen mi aldın? Hocam başkan hakkında böyle bir açıklama yaptı. Hocam bak senin yeni adam bakıyorlar baskıları geldiği zaman ne yapacak? O başka bir şey. Bence hoca diyaloğa açık. Bu sadece gözlem. Diyaloğa açık. Futbolcuların üstünde çok sert bir baskı unsuru olmayan orta yolu o. bulan e, bir karaktere sahip. Ay, Okan Hoca'nın zaten. Ve bence Avrupa'ya da gidecek. Evet. Avrupa'da da teknik adamlık yapacak. Bir sürpriz olmazsa. Okan Hoca'nın yapısı da zaten o dediğin şeye baskı baskıya uygun değil. Evet. Okan Hoca zaten mesela eleştirdik biz onu. Abi eleştirmişsin ama e, şöyle şöyle. Mesela Gökhan Gönül bir gün bana dedi ki abi Hı. dedi ben senin dedi Instagram'ını sildim. Şey o zaman Instagram yok. Twitter'ını sildim, telefonunu hepsini sildim dedi. Niye? Çünkü sen bana dedi aksız eleştiri yaptın. Anlatabiliyor muyum? Mesela, öyle bir tavır koymuştu bana yıllar önce. Ama o konu şey değil. Abi beni eleştirmişsin saygı diyorum ama bir de benim açıdan baksam olay böyle falan der yani. Konuşur. Hı. Farklı bir karakter. O yüzden şu andaki görüntüsü %100 doğru gidiyor. İyi bir yere gidiyor. Evet. Ama yine de şu opsiyonu koymak lazım. Baskı altında görmek lazım. E, Fanatik'in 11. sayfasında Kaan Ayhan operasyonu başlığı var. Düsseldorf küme düştü. Kaan Ayhan ayrılık hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe Milli Yıldız'a imza attırmak için harekete geçti. Kanun sözleşmesinde 2,5 milyon euro serbest kalır maddesi birçok takımın peşine düşmesine neden olacak gibi diyor Fanatik gazetesi. O maddenin 6 milyon euro olduğuna dair de konuşulan şeyler var. İlerleyen günlerde netleşir. E, Bundesliga 2'de kalmayacaktır. Kaan Ayhan. Bunda Siga 1'de de devam edebilir. Yolu Türkiye'ye düşer mi? O da bir soru işareti. Şimdi kimin peşine düşeceklerini şöyle söyleyeyim. Aklına ilk gelenleri lütfen söyle. Ligin bu sezon en iyi 3 kalesini say bana. Seri bir şekilde düşünmeden. Mustera, Uğurcan. 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 Mert. Benim yazdıklarımı söyleyeyim. Mert, Mustera, Uğurcan. Tamam. İlk üçte hangi takım var? Üç takım. yok. Bir de Sivas Spor var. İlk üçte. Sivas Spor var. Ha doğru Sivas Spor. Galatasaray kazansaydı Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray olacaktı. Pas. Bakın. Kaleci artık yerine göre 10 numara. Dün akşam Mert'in maçın başlarında Robinho'ya attığı pas var gördün mü? Ayağı çok düzgün. elle attı. El doğru attı. elle elle attı doğru. Karşı karşıya kalıyor. Robinho. Oyun Tek takibi pas. çok önemli. Kaleci artık 10 numarada yerine Hı -hı. göre. Yerine göre stoper. Ayağı da Bara... çok düzgün bu arada. Tabii. Onu da söyleyelim. Ve yüzü düzgün. Rahat. Galatasaray Saray Kalecisi'ne dün dört tane kaleciye pas yapıp kaleciye pas ki pas verildi arkadaşları. Veren dua etmeye başlıyor. Kalecinin yüzünden de bana bir daha bunu atmayın görüntüsü var. Bizim Tolga Zengin yaptı. Taca vurdu rakibi attı ayağının altından kaçırdı. Olabilecek her şeyi yaptı. Ben Tolga Zengin'e dedim bir defa. Yap sana gelen şey bomba değil ya. Top ya top. Yok Tolga'ya geldiğinde de ciddi bir tedirginlik oluyor. Ya top şuna bir bas. Rakip gelmeye korksun ya. Bir dur böyle ne yapacaksın lan gelip de. <laughs> Geleceksin de ne yapacaksın kardeşim bana de. Kordoba yapardım. onu. Mustara yapıyor onu. Kordoba'nın da ayakları çok düzgün. Mert yapıyor Ya ayağın var at taça. Ne korkuyorsun bu kadar? Korner at. Hani çok panikte kal. Korner at derdin ne? Ama bir rahat dur ya. Sen rahatsız olursan Santupor koşmaya topa koşmaya başlıyor. Sana baskı yapıyor. O yüzden Mert Sağda oyuna bak kurtarış anlamında söylemiyorum sadece. Oyun en çok katkı yapan kaleci Mert'tir bu sene. Yüzde Oyun karakterinin önemli parçası. O yüzden. Uğurcan da ayağı hiç fena değil. Ben sana öyle. üç stoper say desem zorlanırdım. Hani hangisini sayayım diye düşünürdün. 3 golcü say desem bile düşünürdün. Şorlot derdin öbürü Falcao mu derdin Burak mı falan böyle kapanda dolaşırdı Antalya'ya Alanya'ya giderdin falan filan siz semizse derdin. Bu sezonki performansıyla girer. Tabii. Sizler. Ama kaleci de hiç tereddüt etmedin. Evet net. O yüzden oyuna müdahale eden kaleci bulun kardeşim. Sadece pozisyon kurtaran değil. Sabah gazetesinde 21. sayfada kilit cepte Armani Stepne başlığını görüyoruz. Siyah beyazlılar kaleci transferinde önemli mesafe kat etti. Krasnodar'la sözleşmesi Temmuz'da bitecek. Stanislav kilit 700 bin euro artı bonuslar üzerinden 3 yıllık prensip anlaşması sağlandı. Beşiktaş Arjantin'i Franco Armani ile de temas halinde. Zaten konuşmuştuk 700-800 bin euroluk bir kaleci Tabii. bütçesi var Beşiktaş'ın. Kritsuk ismi ve Armani ile beraber bu iki kaleci şu an gündemde. Nasıl buluyorsunuz isimleri? İsimleri sen yorumlayacağım. Ben senin kadar takip etmiyorum. Açıkçası Kritsuk'u Kritsuk çok tanımıyorum. Yani çok farklı bir gözle izlemedim. Krasnodar'ın izlediğim maçlarında kalede vardı. Ama dediğim gibi çok fikrim yok. Armani zaten Dur. çok tecrübeli iyi kaleci. Seni bu çok izlemedim lafından kutluyorum. İzlemedim. Yani. Şimdi medyada böyle bir şey var. Ya alıcı gözle izlemedim. Hiç izlemedim o gözle. da şöyle bir şey var. Adam çıkıyor. Beşiktaş'a bir tanesini böyle şey yaptılar ya. Ekibin başına getirdiler. Fikret Orman'a dedim ki. Onun dedim televizyonda söylediklerini Google'a gir. Hı hı. Mesela de ki dedim 16 yaşında Arnavut futbolcu. 10 hı. tane çıkar. Sen de çıkar televizyonda anlatırsın. Ben de derim ki adam neler biliyor. Ben şimdi Beşiktaş'ın bu karajerle ilgilendiğini bilmiyor muyum? Transfer markete girip bunların A'dan Z'ye babasını bilmem nesini varsa hikayelerini bulamaz mıyım? Burada da biliyormuş gibi anlatmaz mıyım? Bilmiyorum kardeşim. Bu kadar net. Ben Avrupa futbolunu takip edeyim bıktım maç izlemekten. Bıktım. 86 tane maç izleyemem ben haftada. Ancak Süper Ligi'ye yetiyor benim enerjim. Avrupa'da da finalleri izliyorum. Niye yalan söyleyeyim insanlara? 40 yıldır izlemişim gibi. Ya izlediğim maçta Krasnodar Trabzonspor maçı. Bitti. Yani, yani Rusya Ligi'ye oturup izlemiyorum. Bunu söylemek sana bir şey kaybettirmez kardeşim. Evet. Tanıdığın adam varsa söyle. Bilerek söyle, hı hı. Bilmiyorsan sor. Bu kadar basit. O yüzden kutluyorum. Bu sanki şöyle bir sahte bir şey doğdu. Hepsi uzman. Gir transfer markete. Aç oradan abi bilgileri. Boyu şu kadar. Yan mevki kadar yazıyor sana. Diyor ki adamın yan mevki bu bilmem nesi bu. Gir adamın başka detaylı araştırmasına gir. Dilin varsa gir. Kendi ülke basındaki haberlerine bak. Adamı var ya 40 yıldır izliyormuş gibi yalan söyleyebilirsin ekranda. E kimi kandıracaksın? Kendini kandıracaksın. Bırak o konuda bilen biri var. Burada Kerem, o işin uzmanı sensin. Benden çok takip ediyorsun Avrupa'yı. Orada bildiğini sen söyle. Ben o kaleci hakkında yorum yaptım. Arkanada'yı sor bana anlatayım sana. Kimi? Arkanada vardı şeyde, İspanyol. Ge e 30 yıl önce. Evet, şeyi sor. 90 Dünya Kupası'nda finalde Brehmen'in topunu köşeye direğe sıyıran topuyla kurtarmaya çalışan şeyi, Arjantin Kalesi neydi o? Valla ben Yaşık, yetişemedim 90 dünya Bana eskileri sor. 90 dünya musun? sırasında filan. ben 5 aylık filan. Ee, ben de işte o Hatta finaldeydim. Daha da küçük. Ben de bir o finaldeydim. Ay. Sen bana şeyleri sor. 30 yıl önceki maçları sor. O maçları biz yaşıyorduk. Evet. 86 tane maç. Şimdi 16 yaşında, 15 yaşında çocuklar yasak omuzlarla iddia oynuyor. Benden iyi takip ediyor. Ben oradan da bir defa nefret ettim. Takip etmiyorum yani. Bana herkes ne? futbolu biliyor gibi bir ortam oluyor. Aynen. Benden iyi bilsinler abi. Avrupa futbolunu herkes benden iyi biliyor. Gurur duyarım. Takip etmiyorsunuz. Abi. Etmiyorum bu abi. Maradona Messi. O kadar takip ediyorum. Maradona mı Messi mi? <laughs> Maradona'yı hiçbir yere koyamazsın. Maradona'yı hiçbir yere koyamazsın. Bir de isimsiz kahramanlar vardır ama başka bir konuda söyleyeyim. Dünyanın en çok galatan futbolcusunu sana söylesem şimdi kim bilir misin? Bilemezsin. Herkes Pele zanneder. değildir. Ama adını bile kimse. Özübiyon'un adını mesela çok kişi bilmez. O değildir galatan. ولاdan başka biri. Onu başka programda anlatırım. Ama herkes Pele, Maradona'yı bilir. İsimsiz efsaneler vardır. Dünyada rekor hala kırılmayan en çok gol eden 1329 olması lazım. Oyuncular vardır. O da Brezilyalıdır. Ama adını kimse bilmez. Onları başka programda konuşuruz. Tamam. Ee, sabah gazetesinde 20. sayfaya bakacağız. Hainlere ve zalimlere rağmen biz olacağız. Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluk inançlarını bu mesajla gösterdi. Rakipten çok hakeme takıldıkları Ankara Gücü maçının üzüntüsü sürerken Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde paylaşılan bir mesajda taktik tahtasındaki cümle meydan okumayı yansıtıyordu demiş gazete. Trabzonspor cephesinde inanç hiçbir şekilde kesilmeden devam ediyor edecek gibi de görünüyor. Trabzon Galatasaray'ı yenerse şey şampiyon olur. Trabzon Galatasaray'ı yenilirse ikinci bile olamaz. Göbeklerini kesecekler. Başakşehir bu hafta Antalya'dan çıkamaz kardeşim. Bizçasız Başakşehir yumurtasız menemen gibi bir şey. Yumurtasız menemen olur mu? Olmaz. Olmaz. Başakşehir Antalya'da... Peki menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Ben soğan koymam. Soğanı yanında çiğ yerim. O da bir yöntem. Trabzonspor şampiyon olacak mısınız? İki ay anlatmayı bırak. Galatasaray'ı yeneceksin. Bitti. Gelelim Ankara Cumartesi. O pozisyonu herkesin kafasını karıştırdı. Penaltı pozisyonu mu? Kitap bu Bolsak da. pozisyonu mu? Penaltı pozisyonu. Bir defa şunu söyleyeyim. Hakemin sobelendiği yeri söyleyeyim. Hakem oyuncunun eli şu omuz hizasının üzerinde diye penaltıyı verdi. Onu şimdi anlatacağım detaylı. Hı hı. Ama Trabzon'a verilen penaltı verilmeyen offside diye verilmeyen penaltı da, da omuz hizasının üzerinde. Onu niye çalmadın anında? Bunu anında çaldın. Onu var uyarınca baktın. Niye? Senin art niyetin orada belli oldu bir defa. Hakem orada sobelendi. Onu cart diye çaldın. Öbürünü çalmadın. Niye? Aynı pozisyon. Birebir aynı pozisyon. İki oyuncunun da eli rakibinin şeyinde, vücudunda, sırtında top doğru düşüyor. Bu pozisyon bu sene penaltı değil. Seneye penaltı olacak. Diyebiliyor biliyor musun? FIFA diyor ki, İFAP. Yeni kitaba girecek bu. Bu elin diyor, omuzun üzerindeyse Genellikle penaltı verin diyor. Genellik sebebi şu. Top kendisinden gelirse vermeyin diyor. Evet. Bir de oyuncu topu görmüyorsa. Penaltının birinci kuralı biliyor musun? Kasıt. Açık kasıt, gizli kasıt. Açık kasıt şudur. Bu top el topa gitti. Açık kasıt. Gizli kasıt şudur. Sen bu topa vuruyorsun. Ben sırtım dönük. Senin vurduğunu gördüm ama. Ellerimi böyle yapıyorum. Bak sırtım dönük. Ellerimi böyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Gizli kasıt. Burada ikisi de yok. Bir, Ferrara topu görmüyor. Topun geldiğini görmüyor. İki, Ferrara bu topu kontrol mü ediyor? Önüne mi düşürüyor, rakibin almasını mı engelliyor? Penaltı ile ilgili hiçbir şey yok burada. Seneye pozisyon penaltı olacak. Niye? Bu tartışmaları son vermek için. Diyor ki, işi sayda kaldırıyorum. Omuz hizasının üzerindeki ele penaltı ver. Ama dün penaltı değildi. Cumartesi günü. Seneye penaltı olacak. Orada eyyam yaptı. Turgay Demir teşekkür ediyorum. Rica ederim. Birebir futbola noktayı koyuyoruz. Yarın yine aynı saatte sizleri Aspor Spor ekranlarına bekliyoruz. Hoşçakalın.